Haftanın Ürünü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 2013'ün ilk haftanın ürünü programıyla karşınızdayım. Bu hafta Samsung Galaxy Kamera Haftası. Samsung'un geçtiğimiz yılın sonlarında Türkiye'de piyasaya sürdüğü akıllı kamera, Samsung Galaxy Kamera, bu hafta içerisinde Teknoblog'da detaylı bir incelemeyle karşınızda olacak. Öncesinde bu cihazın bir ön incelemesini, bir ön gösterimini yapalım sizlere ve bu kameranın ne gibi özelliklere sahip olduğunu aktaralım. Samsung Galaxy Kamera bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın Ağustos ayı sonunda Berlin'de düzenlenen IFA 2012 fuarında tanıtılmıştı. Fuarın ilgi çeken ürünlerinden bir tanesiydi. Samsung'un Smart Kamera serisi altında sunmuş olduğu ürünleri ne kadar fazla tanıttığını biliyoruz. Wi-Fi özellikli ve bu sayede hızlı bir şekilde paylaşma imkanı sunan bu kameralara son olarak Samsung Galaxy Kamera da ekleniyor. Aslında Samsung Galaxy Kamera doğrudan Smart Kamera serisinin altında değil. Samsung'un Android işletim sistemli cihazlarının sahip olduğu Galaxy serisi altında bu cihazı görüyoruz. Ancak temel özellikler bakımından bu cihazın da Smart Kamera serisiyle benzer bir tabiata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Kamera doğrusunu söylemek gerekirse bir kompakt dijital fotoğraf makinesine göre biraz daha fazla büyük boyutlara sahip. Bunda da en önemli etken cihazın arkasında bulunan 4.8 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüklü Super Clear LCD. Bu LCD ekran görmüş olduğunuz gibi arka bölümü tamamen kaplıyor ve tüm kontroller bu görmüş olduğunuz dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Android işletim sistemini görüyoruz. Android 4.1 Jelly Bean çalışıyor ve üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bir Android telefon deneyimini kamera üzerinde görüyoruz. Telefonda görmüş olduğumuz unsurlar bu fotoğraf makinesinde de var. Tabii bu fotoğraf makinesi hücresel bağlantı desteğine sahip olmasına karşın telefon özelliği taşımıyor. Bu nedenle de telefon uygulamasını görmüyoruz. Samsung bunun yerine kamera uygulaması yerleştirmiş görmüş olduğunuz gibi ve bu kamera uygulaması yardımıyla da kamera özelliklerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken kamera tuşuna dokunmak ve karşınızda görmüş olduğunuz gibi kamera uygulaması. Tekrar buradan ana ekrana dönebilir ve kaldığınız yerden Android işletim sistemini kullanmaya devam edebilirsiniz. Baktığınızda çeşitli uygulamalar yüklü gelmekte bu kullanıcı arayüzünde. Instagram'ı görüyoruz. Bu sayede Samsung Galaxy Kamera ile çektiğiniz fotoğrafları Instagram filtreleri ekleyerek doğrudan paylaşmanız mümkün. Aynı zamanda çeşitli Samsung uygulamaları, Samsung'un fotoğraf düzenleme yazılımları da bu Galaxy Kamera'da yüklü gelmekte. Aynı şekilde Google'un uygulamalarını da Samsung Galaxy Kamera'da yüklü şekilde görüyoruz. Samsung Galaxy Kamera'nın tasarımına bakmaya devam edecek olursak, görmüş olduğunuz gibi önde 16.3 megapiksellik bir sensör lens yer almakta. Bu lens 21x'lik bir optik yakınlaştırmaya sahip ki oldukça uzak mesafelere bile yakınlaştırma yapabiliyor. Düzgün fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz dokulu kabza makineyi rahat bir şekilde tutmanızı ve fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor. Kabzanın üstüne baktığımızda deklanşör tuşunu görüyoruz. Çekim işlemleri için hemen onun etrafında bir yakınlaştırma halkası çevriliyor. Devam ettiğimizde üst bölümde küçük bir güç butonu görüyoruz. Bu güç butonu aynı zamanda ekran kilidi işlevi de görüyor. Xenon Flash var. Xenon Flash açmak için cihazın solunda görmüş olduğunuz butona basmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde Xenon Flash olduğu yerden çıkıyor ve bu şekilde de çekim işlemlerine flash'ı da ekleyebiliyorsunuz. Cihazın soluna baktığımızda az önce bahsettiğim flash butonu var. Hemen aşağı ilerlediğimde hoparlörü görüyorum. Alt bölüme baktığımda bir kapak var. Alt bölümün yarısını kaplıyor. Bunu açtığım zaman 1650 mAh'lik bataryayı görüyorum. SIM kartı ve 64 GB'a kadar destekli microSD kartta. Burada dikkat çeken unsurlar arasında aynı zamanda bir de microHDMI port var. Bu port sayesinde de kameradaki görüntüleri, çekmiş olduğunuz fotoğrafları veya videoları doğrudan bir televizyona aktarabilirsiniz. Kameranın sağ tarafına baktığımızda ise 3.5 mm'lik kulak fışakı bir kapak arkasına gizlenmiş USB portunu görüyoruz. Samsung Galaxy kameranın içinde ne var diye bakacak olursak 1.4 GHz'lik 4 çekirdekli Exynos 4 işlemci bulunuyor. Aynı zamanda 1 GB RAM var. 4 GB'lık bir dahili bellek var ki bu dahili bellek belli bir yere kadar iş görecektir ancak daha fazlası için SD kart kullanmanız gerekebilir. O da 64 GB kadar destek sunmakta. Aynı zamanda söylemiş olduğumuz gibi bu cihaz bir Android telefonun sunmuş olduğu tüm işlevleri sunuyor. Üzerinde video izleyebilir, farklı Android uygulamaları yükleyebilir veya doğrudan sadece bir kamera olarak da bu cihazı kullanabilirsiniz. Samsung Galaxy Kamera ile ilgili detayları bu hafta içerisinde yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Bu incelemede Samsung Galaxy Kamera ile çekilen fotoğraflar ve videolar, bunun yanı sıra kullanıcı deneyimi, performans sonuçları ve diğer noktalarda yer alacak. Eğer bir Galaxy Kamera alma niyetiniz varsa öncesinde incelememize bakmanız yerinde olabilir. Bunu belirterek bu haftaki programı kapatalım. Gelecek hafta yepyeni bir haftanın ürünü programıyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, iyi haftalar.